da belediye başkanının odası. Ben de 2 gün önce geldim buraya, daha yeni. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gelin bakalım. Şöyle. Biraz sıkışacaksınız tamam mı? Yan yana oturacaksınız. Sandalyeler, masalar. Sandalyeler, evet. Sandalyeler, masalar. Böyle gel. Böyle gel. Böyle gel şimdi gel. Mustafa Emir, geç şöyle bir fotoğrafını çekelim. Mustafa Emir, özür dilerim. Gerçekten nöbetçiler doluyor sırayla. Ben sabahleyin sınıfın düzenini sağlamaya çalışıyorum. Gerekirse öğretmen beni görevlendirirse o görevleri yapıyorum. Süper ya, tamam. Görev sorumluluk bilinci tamam. Tamam. Arkadaşlarımla ilişkilerin nasıl? Arkadaşlarımla ilişkilerim çok iyi. Bütün sınıf birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Süper. Yolunda gitmeyen bir şey olduğu zaman ne yapıyorsun? Kavga etmeyi mi, bağırmayı mı tercih ediyorsun yoksa onlarla konuşmayı mı? Ben genellikle öğretmene söylüyorum. Çünkü öğretmen herkesten üstü ve herkesin ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Güzel. Orada bir yönetici var değil mi başınızda? Sen yine de arada öğretmenin sorunları götürmeden önce bence müzakere etmeyi öğrenmelisin kesinlikle. Konuşmalısın arkadaşlarınla. Öğretmenler konuşmaya çalışıyorum ama bazen dinleyemiyorum. Olmazsa tabii o zaman bir üst merciye müracaatta bulunmak lazım. Orada var üst merci duruyor. Öğretmeni otursanıza. Kızlar mutlu muyuz okulumuzda? Evet. Sevindim. Kızlar dedi. Erkekler de mutlu mu? Erkekler de mutlu. Değil mi? Evet. Erkekler de bağırdı diyor bir orada. Kızlar dedi niye bağırdı? Evet, söyleyeceğiniz bir şey var mı çocuklar? Yok. Salı ile Perşembe günü bugün. Haftada 2 gün. Evet. 4'te çıkıyorsunuz. Evet. Eve gidiyorsunuz. Şöyle bir elinizi, yüzünüzü, ayağınızı yıkayıp sonra dışarıya atıştırıyorsunuz. Ders yapmaya başlıyoruz. Bilgisayara mı gidiyorsunuz yani oyun oynamaya? Hayır. Oyundan uzak durun. Çok güzel. Belediye başkanımızla bir toplantı yapacağım. Toplantıda sizin şikayetlerinizi iletirim. Onu soruyor. İletti mi? Sizden önce muhtarlarımız geldi. Burada misafir ettim onları da. Ama inanın arkada bir sürü bekleyen başka yurttaşlarımız da olduğu için hiçbir şey anlatamadan kalkıp gittiler. Çok üzüldüm. Sizlerle sohbet edebildim. Onlarla edemedim diye. İlk fırsatta bir daha oturacağız. Toplantı muhtarlarımızla sürekli yapıyoruz biz. 23 Nisan için ne yapıyorsunuz bakalım? Baba mı vurdun bir yere? Aferin. Sen de yardım. Kapıda oturun ama biraz. Evet. Sarılın Uğur amcanıza. Bak fotoğraf çektim. Tamam. Hemen. Bak. Çok teşekkür ederim.